Değerli meslektaşlarıma, öğrencilerime ve bu konu ilgi duyup da konferansa katılan herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Aslında bu çeviri kuramları konusunu seçmemin nedeni şu. Biliyorsunuz arkadaşlar ve değerli hocalarım, bu kuram her zaman öğrencinin gözünde ezberlenmesi gereken, sanki sürece hiçbir etkisi olmamış, olmayacak bir olgu olarak görünüyor. Halbuki aslında sabahki oturuma katılan hocalarım ya da öğrenci arkadaşlar varsa, Mine Hoca'nın etkinliğinde de kuramın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi ben şöyle sunumumdan yavaş yavaş başlamak istiyorum. Öncelikle kuram nedir? Aslında bunu sabah da tartışmıştık. Kuram, uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi demektir. Yani aslında uygulamadan bağımsız tanımını yapmak da çok doğru bir tanım değil. Yani uygulama olmadıkça kuramın varlığından da söz edemiyoruz. Kuram, geliştirilen çeviri bilim kuramları bile aslında bir takım uygulamalar sonucu geliştirilmiş kuramlardır. Sık sık duyarız, Fermier'in Scopus kuramını duyarız mesela. Fermier bu kuramı hani şöyle bir aklına gelip de geliştirmiş değil aslında. Kendisi de çeviri yaptığı için yaptığı çevirilerden yola çıkarak zihnindeki bilgileri bir araya getirerek bir kuram oluşturmuş. Yani belli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü diyor. Fermer demek ki o döneme kadar zihnindeki bütün o çeviri tecrübelerini ve deneyimlerini bir araya getirerek Skopos kuramını oluşturmuş. Tabii diğer kuramlar da bu şekilde ortaya çıkıyor aslında. Demek ki kuramın ortaya çıkması için öncelikli olarak bir uygulamanın varlığına ihtiyaç var ve onu geliştirecek olan tecrübelere ihtiyaç var. Çeviri de her zaman karşımıza pek çok kuramsal uygulamamız gereken çeviri sürecinde kuramsal yaklaşımlar, çeviri yöntem ve stratejileri ve kuramlar çıkıyor. Peki kanun ne demek? Onun tanımını yapmak lazım. Kanun aslında hiçbir şekilde yanlışlanamayan, yani geçerli olan kurallar. Mesela Newton'un bu yer çekimi kanununu biz yanlışlayamıyoruz. Yer çekimi kanunu olarak literatüre girmiş. Yanlışlandığı takdirde aslında kuramlar ortaya çıkıyor. Çünkü kuram bir yaklaşım aslında. Yani geliştirilmiş olan kuram o dönem için bir paradigma olsa bile, sonraki dönemde farklı bilim insanları o kuramı paradigma olarak görmeyebilir. Yani yanlışlayabilirler. Dolayısıyla kuramları ezberlenmesi gereken bilgi yığını olarak görmememiz lazım. Bunlar bizim hayatımıza çeviri sürecinde yön veren, çeviri sürecini kolay atlatmamızı sağlayan aslında bir takım düşünceler. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi çeviri bilimin kurucusu aslında 1972 yılında çeviri bilimin adı ve duası attı bildirisiyle James Holmes. James Holmes normalde bu bildiriyi edebi çeviri bağlamında geliştiriyor, yani yazıyor. Ancak bu bildiri sonrasında çeviri bilimin adını içerdiği için James Holmes çeviri bilimin isim babası olarak anılmaya başlanıyor. James Holmes normalde şiir çevirisi yapan, edebi çeviriyle ilgilenen bir bilim insanı. Ancak daha sonradan bu bildiri çeviri bilimin ismi olarak literatüre giriyor. Bu tarihten itibaren geliştirilen kuramlar, bir takım kuramlar var. Holmes biliyorsunuz bir harita ortaya atıyor. Bu haritayı ikiye ayırıyor. Pure ve Applied olarak. Pure ne demek? Saf demek. Yani içinde herhangi bir çeviri süreci barındırmayan çeviri bilimin ilk aşaması pure. Yani bu pure ikiye ayrılıyor. Kuramsal ve betimleyici olmak üzere. Kuramsal kısım ikiye ayrılıyor. Genelde kısmi. Genel dediğimiz bugünkü genel çeviri kuramları, Scopus kuramı gibi kuramlar. Kısmi çeviri kuramları nedir? Kısmi çeviri kuramları da çeviri sürecine katkı sağlayan diğer kuramlar. Mesela süreçte medium restricted dediği
İşte sürecin kim tarafından gerçekleştirildiği, çevirmen mi yoksa çevirmen dışında bir makine mi çeviriyi gerçekleştiriyor? Area restricted, yani çeviri hangi kültür ya da hangi dil bağlamında yapılıyor? Rank restricted dediği daha çok mikro düzeyde yapılan çeviriye yapılan düzeltmeler, yani dil bilimsel düzeltmeler. Text type restricted dediği metin türü bağlamında ele alınan işte kısıtlamalar. Bunlar biliyorsunuz Rice'ın metin türleri var. Betimleyici, işlemsel, anlatımcı bu kategoriye girebilir. Time restricted dediği zamanla sınırlı. Yani bu çevirinin hangi dönemde yapılacağı ya da kaynak kültürün, kaynak metnin hangi dönemde yazıldığı gibi. Problem restricted dediği de kaynak metindeki kültürün aktarımı ile ilgili ya da dilin aktarımı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar. Şimdi biz bunları ezberlememeliyiz aslında. Bunlar çeviri yaptıkça bizde bir deneyim olarak var oluyor zaten. Bizim sadece belki de bilmemiz gereken en temel kuramlar, genel çeviri kuramları, Scopus kuramı ve çeviriye ilişkin eylem kuramı. Çeviriye ilişkin eylem, yani çevriye dair çevirmenin izleyeceği her prosedür aslında çeviriye ilişkin eylem oluyor. Bunun üstünde çok durmak istemiyorum. Yani şu pür kısmı aslında çeviri kuramlarının temellendiği kısım. Burayı anlayabilirsek applied kısmını rahat gerçekleştirebiliriz. Yani uygulamalı çeviri bilim. Uygulamalı çeviri bilim içerisinde artık çevirmen eğitimi var. Çeviriye yardımcı malzemeler ve çeviri eleştirisi. Tabii bunun temelinde de çeviri süreci yatıyor. Yani biz bu kadar kuramları niye öğreniyoruz? Süreci daha kolay atlatabilmek için çeviri sürecini. Çeviri kuramcıları da kuramları geliştirirken aslında şunları göz önünde bulunduruyor. Yeni bir kuram geliştirmeye ihtiyaç var mı? İhtiyaç varsa bu alandaki hangi eksiklikleri giderecek? İşte Scopus kuramı niye geliştirildi diyelim ki? Çünkü önceki çeviri kuramları, daha doğrusu dil bilimcilerin geliştirdiği yaklaşımlar, dil bilimsel yaklaşımlar, mesela eşdeğerlik gibi. Bunlar çevirinin dilsel boyutuna odaklanırken sonraki geliştirilen kuramlar çevirinin kültür boyutuna da odaklanıyor. Çünkü çeviri salt dilsel bir aktarım değildir. Aynı zamanda dil aktarımı olduğu kadar bir kültür aktarımıdır. Ve Vermeer'e göre çevirmen iki kültürlü ve iki dilli bir uzmandır. Dolayısıyla bugünkü çağdaş çeviri kuramları deyince biz dil ve kültür odaklılığı akla getiren kuramları anlıyoruz aslında. Bunda sadece Scopus'ta yok. Scopus dışında belki Lefebvre'nin yeniden yazım kuramını bile dizgesel çeviri kuramları altında irdeleyebiliriz. Çevirmenin şöyle bir görevi var. Jose Saramago ne demiş? Bir söz buldum internetten. Writers make national literature, while translators make universal literature diyor. Yani yazarlar çevirmen olmadıkça aslında ulusal sınırları aşamazlar ve onların isimlerinin duyulmasını çevirmenler sağlıyor. Çevirmenin çok önemli bir rolü var bu bağlamda. Ve bu rolünü gerçekleştirebilmesi için süreç boyunca sürecin daha kolay atlatılabilmesi için kuramlardan faydalanması gerekiyor. Bu kuramlar sadece süreç odaklı kuramlarda değil. Çevirinin ürün boyutuna odaklanan sosyokültürel bir takım kuramlar da var. Bunlardan ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Şimdi önce ele alınması gereken çeviri kuramları, çoğu dizge ve betimleyici çeviri araştırmaları kuramları. Sonradan betimleyici çeviri araştırmalarının adı tabii ki betimleyici çeviri bilimi olmuş. Çünkü Translation Studies ilk ortaya çıktığında çeviri araştırmaları olarak bilinirken bugün çeviri bilimi olarak biliniyor. Bunu Amerikan ekolü tarafından ortaya atılan bir kavram Translation Studies. Hala bazı ekoller çeviriyi bilim olarak görmediklerinden Translation Studies'in karşılığı olarak çeviri bilim değil, çeviri araştırmaları kelimesini tercih ediyor. Çoğu dizge ve betimleyici çeviri araştırmalarını ezberlemeyeceğiz. Sadece mantığını anlamamız lazım. Şimdi bu iki kuram niye var? Ürünün betimlenmesi için. Ürün nedir? Çeviri ürünü. Yani çeviri süreçten sonra ürün haline geliyor. Ürün haline geldikten sonra bunun betimlenmesi aşamasında biz çoğul düzge, betimleyici çeviri araştırmaları gibi sistem
dizgesel yaklaşımları akla getiren kuramları uyguluyoruz. Aslında bunlar her ne kadar çevirinin ürün boyutuna odaklansalar da süreç boyutuna da katkı sağlayan yaklaşımlar. Çoğu dizge kuramı ve betimleyici çeviri araştırmaları kuramlarını Tel Aviv Ekonu'nun temsilcisi İtamar Even Zohar ve öğrencisi Turi geliştirmiş. İtamar Even Zohar önce çoğu dizge kuramını ortaya atıyor. Turi de betimleyici çeviri araştırmalarını çoğu dizge kuramı üzerine inşa ederek oluşturuyor. Tekrar belirtmem gerekirse bu iki kuram aslında çevirinin sosyo-kültürel etkileri, sosyo-kültürel betimlenme yoluyla okuyucu kitle üzerindeki ideolojik yansımaları ya da çevirinin ulusal yazın inşasındaki rolü üzerine odaklanıyorlar. Yani bir çevirmenin sadece her ne kadar bu kuramları süreçte uygulamasa bile bu kuramları çok iyi bilmesi lazım. Çünkü ulusal yazın inşasında çoğu dizginin rolünü bilmeden kendi kültürü için çeviri yaparken o kültüre yabancı olacaktır. Yani ulusal yazı belli bir kendisine şey belirliyor. Yapılması gereken çevirileri belirliyor. Örnek olarak Hasan Ali Yücel döneminde tercüme bürosunun yaptığı o klasiklerin çevirileri diyelim ki aslında yeni bir ulusal yazının oluşmasını sağlamış. Şimdi bu arada iki tane resim buldum internetten tanımayanlar için. En başta birinci resim İtamar Even Zohar'a ait. Kendisi şu an hayatta, 1939 doğumlu. Gideon Turi ise sanırım 2-3 yıl önce vefat etti. Çoğu dizge kuramı arkadaşlar, değerli hocalarım, çeviri yazının ulusal yazın inşasındaki rolüne odaklanıyor. Yani verdiğim örnekte olduğu gibi Hasan Ali Yücel'den örnek vermiştim size. Çeviriler genelde bir kültüre niye yapılır? O kültürde bir başkalaşım ortaya çıkarmak ya da bir yenileşme hareketi olarak yapılır. Osmanlı döneminde Tanzimat'ta yapılan çağdaş çeviriler aslında roman ve bu şiir gibi edebiyat türlerinin Osmanlı kültürüne girmesini sağlıyor. Şiir dediğim çağdaş anlamda şiir. Tabii aruz vezniyle o dönemde şiirler yazılıyor. Sadece çağdaş anlamda diyorum. Yani çoğu dizge kuramının temelinde çeviri yazının ulusal yazın inşasındaki rolü bulunuyor. Çoğu dizge kuramını ortaya atan Zohar bir takım kavramlardan bahsediyor. Saygın görülen ve saygın görülmeyen edebiyat, merkez çevre ilişkisi gibi. Yani Zohar'a göre bizim kemikleşmiş edebiyatımız, yani muhafazakar edebiyatımız, bilincil edebiyat olarak merkezli olan edebiyattır. Ve bunu saygın görülen edebiyat olarak görülüyor. Ancak çeviriler yapılmaya başlandıkça saygın görülen edebiyat yerini saygın görülmeyen edebiyata bırakıyor. Ve saygın görülmeyen edebiyat zamanla insanlar tarafından alımlandıkça saygın görülen haline geliyor. Böylelikle çevreden merkeze bir aktarım söz konusu oluyor. Merkezdekiler çevreye, çevredekiler merkeze gidiyor. Bu her dönem değişebilir. Farklı yüzyıllarda farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani derinden bir kuram bu kuram. Bu kuramın bilinmesi çevirmen açısından şöyle bir öneme sahip. Siz kendi kültürünüzde, kendi kültürünüzün sosyo-kültürel, işte çevirinin sosyo-kültürel yansımalarından bahsettim bir önceki sunumda. Bunu idrak etmeden ideolojik yansımalarını, işte çevirinin erek kültür üzerindeki ideolojik yansımalarını anlamadan iyi bir edebi çeviri ortaya koyamazsınız. Ya da erek odaklı bir çeviri yapamazsınız. Bu çoğu dizge kuramı tabii sürece de çok katkısı olan bir kuram. Çünkü siz en azından kafanızda oluşan, kafanızdaki o fikirleri aktarırken o neye dayandıracağınızı biliyorsunuz çoğu dizge kuramı sayesinde. Sonrasında Turi betimleyici çeviri araştırmaları kuramını ortaya atıyor. Ve bu betimleyici çeviri araştırmaları kuramı da çevirilerin betimlenmesi demek. Yani bu çeviri eser
işte art sürenli ve es sürenli olarak betimlenebiliyor. Kaynak metin diyelim ki 1950 yılında yazılmış, çevirisi 2000 yılında yapılıyor. Ya da iki farklı çeviri yapılıyor, farklı yayın evleri tarafından. Bunlar betimleniyor. Nedeni şu, kaynak metni sorun olarak görüyor Tori. Şeyi de çeviriyi de onun çözümü olarak görüyor. Bu ikisi kaynak metinle betimlenerek çevirmen politikası ve çevirmen kararları ortaya çıkarılıyor. Ya da o yayın evinin ideolojik görüşü, diğer yayın evinin ideolojik görüşüyle benzerlik gösteriyor mu, göstermiyor mu? Aradaki farklılıklar ne? Ya da yapılan çeviri kabul edilebilir mi, yeterli mi? Yani bunu ortaya çıkarmak için betimleyici çeviri araştırmalarına bizim başvurmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Turi normlardan bahsediyor biliyorsunuz. Öncü normlar mesela işte yapılan çeviri kabul edilebilir mi yoksa yeterli midir? Kabul edilebilir demek gerek odaklılığı akla getirir. Yeterlilik kaynak odaklı. Yani kaynak metin yeterli çevirisi yapılmış mıdır? Yoksa çevirmen yeterliliği tercih etmemiş, yoksa kabul edilebilir çeviriyi mi tercih etmiştir? Aynı şekilde bu süreç öncesi normlar var yine Turi'nin bahsettiği. Süreç öncesi normlar neden bahsediyor? Yapılan çeviri doğrudan mı yapılmış? Yani çevirinin doğrudanlığı, directness of translation diye geçiyor. Çeviri direkt kaynak metinden mi yapılmış yoksa erek metinden mi yapılmış? Diyelim ki Rusça yazılmış olan bir eser direkt Rusçadan mı çevrildi yoksa yapılmış olan İngilizce çevirisinden mi Türkçe'ye çevriliyor? Bu çevirinin doğrudanlığı oluyor. Bunun da nedeni biliyorsunuz çeviri aracı dillerden yapıldıkça anlam kayıpları meydana gelebilir. Ya da asıl dilden yapılan çeviride daha başarılı bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu yüzden Turi bu süreç öncesi normlarda directness of translation'dan bahsediyor. Yine diğer bir bahsettiği ikinci bir başlıkta çevirmen politikası. Yapılan çeviri hangi kültür, hangi dönem için yapılıyor? Kaynak metin hangi dönem ve kültürde yazılmıştır? Bunları ortaya çıkarıyorsunuz. Ve son aşamada artık süreç normları başlıyor. Süreç normları da ikiye ayrılıyor. Matrisyen normlar, yani metnin yapısıyla ilgili değişiklikler, makro değişiklikler. İkincisi de metinsel dilsel normlar, yani sözcük düzeyinde yapılan değişiklikler. Peki bu normları Turi niye ortaya atıyor? Turi bu normları şunlar ortaya atıyor. Çeviri ürününün betimlenmesine hiç açık kapı bırakmak istemiyor aslında. Çünkü farklı pek çok yaklaşım var. Ortak bir paydadan çevirmene özellikle çeviri eleştirisi yaparken normlardan bahsetmesi çeviri bilim camiasında aslında Van den Broek'un bundan faydalanmasını sağlıyor. Biliyorsunuz Van den Broek çeviri eleştirisi modeli ortaya atmıştı 1985 yılında ve geliştirdiği bu modelde Turi'nin normlarından yola çıkıyor. Sabahki sunumda da Mine hocamız bahsetti aslında. Tuğla üstüne tuğla dedi. Yani bilgi sosyal bilimlerde kümülatif olarak artıyor ve bu şekilde ilerliyor. Bir başka kuramcı bir başka kuramcının kuramından esinleniyor ya da işte farklı bir bakış açısıyla farklı şeyler söyleyerek üstüne koyarak bu şekilde bir ilerleme sağlanıyor. Buna kümülatif paradigma diyor bu. Yani çeviri bilimi paradigmaları aslında kümülatif olarak ilerler. Ama biliyorsunuz paradigma kavramını ilk ortaya atan Thomas Kuhn'du. Ve Thomas Kuhn doğa bilimleri için geliştirdiği bir kavram için şunu söylüyor. Bilimler kesintili olarak ilerlerler. Her bir yeni dönemde yeni bir bilim dalı ya da yeni bir bilimsel gelişme ortaya çıkabilir. Bu bir öncekinden daha farklıdır. Yani bir Burhan dönemi yaşanmaktadır. Burhan dönemi sonucunda eski paradigma bırakılır, yerine yeni paradigma benimsenir diyor. Sosyal bilimlerde durum biraz daha farklı. Bizde bilim kesintili olarak ilerlemiyor. Üstüne koyarak ilerliyor. Bunun da amacı dediğim gibi açık kapı bırakmamak. Yani çeviri eleştirisi yaparken olsun ya da işte bir çeviri ürününün betimlenmesi aşamasında çevirmene yardımcı oluyor aslında bu tarz kuramlar.
Yani betimleyici çeviri araştırmalarını bizim neden bilmemiz lazım? Şundan dolayı bilmemiz lazım. Sadece kendi kültürümüzün çeviri yazını ile ilgili bilgi sahibi olmak bir yana, süreçte de aslında bu Kur'an bize yardımcı oluyor. Neden? Çünkü biz aslında kendimizi diğer çevirilerle belki de çeviri yaparken biliyorsunuz John Dryden mesela sabahki derste yine hocamız bahsetmişti. Imitation demişti, öykünme. Bazen başka yazarlardan öykünerek ya da çevirmenlerden öykünerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla yapılan çevirileri de eleştirerek kendi çevirinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken ne? Yapılmış çevirileri incelemek. Diyelim ki hangi alanda uzmanlaşmak istiyoruz? Diyelim yerelleştirme. Yerelleştirme ile ilgili yapılan çevirileri incelersek en azından o sektör hakkında bilgi sahibi oluruz ya da en çok yapılan hatalar ne? Bu hataların önüne geçmek için ben ne yapabilirim? Bu biraz aslında kişide öz farkındalık da oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki kuramın önemi bu. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle henüz daha çevirmen olmamış lisans öğrencileri bu kuramları korkarak ya da ezberlenmesi gerekli kuramlar olarak değil, mantığını anlarlarsa kuramların aslında o kadar zor olmadığı ortaya çıkacak. Anlaşılmasının zor olmadığı. Diğer işlevsel çeviri kuramları günümüzün 1984 yılında geliştiriliyor. Fermier-Scopus kuramı. Aslında Fermier'in hocası Rice ilk defa metin türlerinden bahsediyor. Daha doğrusu ilk defa derken bu kalbüzlerin organın modeli var. Üç tane dilin üç işlevi var. Anlatımcı işlev, çağrışımsal işlev ve bilgilendirici yani betimleyici işlev. Rice bunları geliştirerek dörde ayırıyor. Bilgilendirici, anlatımcı, işlemsel ve o dönem tabii teknolojinin de eksik olduğunu düşünürsek işitsel araçlı metinler olarak dörde ayırıyor. Ancak Rice daha çok her ne kadar işlevsel çeviri kuramlarının mimarlarından olsa da kaynak odaklılığı savunuyor aslında. Ve her metnin temelde bilgilendirici özellik göstermesi gerektiğini söylüyor. Zaten bilgilendirici özellik demek metnin kaynak odaklılığını akla getirir. Her bir metin türü için farklı strateji ortaya ileri sürüyor. Bilgilendirici metinler içerik odaklıdır. Dolayısıyla açımlama yöntemi kullanmak gerekir. İşlemsel metinler, sabahki derste de bahsetti yine hocamız, reklam metinleridir. Adaptasyon uygulamak gerekir. Yani Türk kültürüne uygun hale getirmek ya da yerleştirme yapmak, daha çeviriyi çarpıcı hale getirmek gerekebilir. Üçüncü bir metin türü de anlatımcı metinler. Yani şairin ya da kaynak metnin yazarının üslubunun erek metinde de korunması. Daha çok romanlarda ya da edebiyat metinlerinde başvurulan bir metin türü anlatımcı metinler. Rice işlevsel eşdeğerlik kavramından bahseden ilk dil bilimci aslında. Ancak günümüzde işlevsel eşdeğerlik benim gözlemim şu, yanlış anlaşılıyor aslında. Rice işlevsel eşdeğerlik derken kaynak metni tamamen yok saymıyor aslında. Kaynak metnin erek kültüre aktarılırken tabii ki işlevsel bir değişiklik yapılabilir ama kaynak metin de tamamen yok sayılmamalı. Sonraki yaklaşımlar yavaş yavaş kaynak metinden uzaklaşmaya başlıyorlar. İşte Fermier 1984 yılında Rice ile birlikte bir kitap yazıyor. Bu kitapta Skopos kuramından bahsediyor. Skopos kuramı ne demek? Skopos amaç odaklılık demek. Yani amaç odaklılık derken her eylemin bir amacı vardır. Çevirinin de bir amacı bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çevirmen bir takım kararlar alır ve uzman konumundadır. Çevirmen yeri gelir müşteriyle, yeri gelir komisyon yani commissioner dediğimiz yayın eviyle irtibata geçer. Çeviri sürecinde alacağı kararları belirlerken yayın eviyle görüşür, alan uzmanlarıyla görüşür. Karşılaştığı o kelimelere anlam yüklerken eğer içinden çıkamıyorsa koşut metinlere bakar,
alan uzmanlarına bakar. Yani bunu hepimizin yapması lazım. Çeviri sürecinde bir kelimeyle karşılaştık ya da bir deyimle karşılaştık diyelim ki. Bu deyimin karşılığı erek kültürde yok. Bu durumda ne yapmamız lazım? Ya açımlama yapmamız lazım, ya koşut metinlere bakıp daha önceden yine de başka bir çevirmen farklı bir karşılık kullanmış mı bu kelime için bakmamız lazım. Alan uzmanlarına danışmamız gerekiyor. Vesaire. Yani Skopos kuramının önemi temelde şu. Her eylemin bir amacı vardır. Çeviri bir eylem olduğuna göre bunun çevirinin de bir amacı bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda amaç odaklı olarak çeviri yapılır. Yani erek kitle odaklı çeviri yapılır. Yalnız erek kitle şunu da bizden isteyebilir. O da ilginç. Yani ben bu çevirinin diyelim ki yayın evi böyle bir şey talep edebilir. Olduğu gibi aktarılmasını istiyorum diyebilir mesela. Yani hiçbir şekilde burada bana adaptasyon yapmayın. Bu metni olduğu gibi aktarın da diyebilir. Ya da bu metni işte 5 yaşında bir çocuğun anlayabileceği düzeyde aktarın diyebilir. Mesela bir masal çevirisi söz konusuysa. Bununla ilgili örnekler var. Roald Dahl'ın bu yazdığı bir George'un Harika İlacı adlı bir kitap var normalde. Galiba George Marvelous Medicine olması lazım. Bunu Okan'ın Harika İlacı olarak aktarmışlar Türkçe'ye. Adaptasyon yapılmış yani. Bu tamamen yayın evinin politikası. Yani çevirmene şöyle de yap, böyle de yap diyebilir. Bu arada Vermeer'in Almanca yazdığı, Rice'le birlikte Almanca yazdığı bu kitap 2013 yılında Christian Nord tarafından İngilizce'ye çevrilmiş. Sunumumda da ismi görünüyor. İnternetten ulaşabilirsiniz. Çok faydalı bir kaynak. Bakmanızı tavsiye ederim. Aynı dönemlerde Justo Hoz Menteri de Almanya doğumlu Finlandiyalı çevirmen ve çeviri bilimci bir doktora tezi yazıyor ve doktora tezinde o da çeviriye ilişkin eylem kuramından bahsediyor. Yani çeviriye ilişkin eylem demek çeviriye dair çevirmenin atacağı her adım aslında eylemin basamakları. Mesela çevirmenin çeviriyi başlatan, ısmarlayan kişiyle görüşmesi, kaynak metnin yazarına başvurması, çeviri sürecinden sorumlu uzman olarak çeviriyi yürütmesi, çevirinin yapıldıktan sonra erek kitleye tarafından alınanması, son kullanıcıya ulaşması, bunlar her türlü çeviriye ilişkin eylem olarak biliniyor. Yani Menteri diyor ki, aynen Vermeer gibi, her eylemin bir amacı bulunmaktadır. Çevirinin de bir amacı vardır. Bu amaç ya para kazanmak olabilir, ya da çevirmen kendisini belki sembolik sermayesini daha görünür hale getirmek istiyor olabilir. Ya da kaynak metin erek kültürde eksik olan bir durumu kapatmak için çeviri yapılıyor olabilir. Ancak bunlar yapılırken çevirde işbirliği kavramından bahsediyor. Yani çevirmen tek süreçte tek başına bırakılmayacak bir uzman. Yani çevirmen de kendini izole etmemeli. Süreç boyunca farklı alan uzmanlarıyla görüşmeli, koşut metinlere başvurmalı. İşbirliği modelinin belki de temel basamağı aslında çevirmen. Çevirmen olmadığı zaman ya da koordinasyon sorunu ortaya çıktığı zaman işbirliği de çöküyor. Dolayısıyla Menteri bu kavramın üstünde duruyor ve çeviri metin için tam emin olamıyorum ama aklıma geldi. Tasarı metin kavramını ortaya atıyor. Yani diyor ki işte çevirmen zaten zihninde erek kültürü tanıyan uzman olduğu için kafasında çeviri yaparken bir şey oluşuyor zaten fikir. İşte ben bu çeviriyi şu amaç doğrultusunda yapayım. Sabahki derste Mino hocamız Scene and Frame kuramından bahsetti. Yani önce kafada çerçeve çizersin, daha sonra bunu sahnelendirirsin. Erek metin ortaya çıkmış olur. Devam edelim. Demek ki çevirmen süreç boyunca yalnız bırakılmaması gereken uzman. Bazı sözler buldum. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eller çoğalınca işler hafifler diye. Evet, gerçekten de öyle. Yine hep sabahki derse vurgu yapıyorum ama çünkü çok faydalı bir sunumdu.
Mine hocamız da bahsetti. Çevirmen bir çeviri süreci, bir ekip işbirliğini gerektiriyor aslında. Çünkü tek başına izole edilen bir çevirmenin ortaya çıkaracağı metin de ekip işbirliğiyle yapılan çeviriye göre kalite açısından daha kötü oluyor. Bu şu aslında, çevirmeni yalnız bıraktığımız zaman soldaki figür ortaya çıkarken işbirliği yapan çevirmenler sağda gülümsüyorlar diyelim ki. Gerçekten de öyle. Aslında günümüzde bu tam da cuk oturuyor. Çünkü yerelleştirme endüstrisi de çevirmenlerden ya da yerelleştirme uzmanlarından bir iş akış sistemi oluşturmasını istiyor. Belki de Mentere'nin geliştirdiği o işbirliği modelinin günümüzdeki adı iş akış sistemleri. Daha önce de söylemiştim, bilgi tuğla üstüne tuğla yöntemiyle ilerliyor aslında. Mentor'un işbirliği modelinden bahsetmiş. Biz bunu yerelleştirme iş akış sistemleri olarak tekrardan belki de adapte edip biraz daha altını doldurabiliriz. İşbirliği yapan çevirmenler daha pozitifken soldaki çevrenin durumu, psikolojik durumu görünüyor. Dolayısıyla iş akış sistemleri içerisinde şöyle bir model ortaya atabiliriz. İhtiyaçlar doğrultusunda çeviride yeni işbirliği modeli. Arkadaşlar, değerli hocalarım, proje yöneticiliği son zamanlarda önemli bir çeviri edinci bileşenlerinden oldu. Diyelim ki Fadime Çoban hocamız proje yöneticisi olsun. Öğrencilerimiz Seda Özmen ve Hatice Ağdatek iki çevirmenimiz olsun. Fadime hocamız çevirileri koordine ediyor. İş akış sistemini yürütüyor. Seda ve Hatice çeviri sürecinden sorumlu uzmanlar olarak çeviriyi gerçekleştiriyorlar. Daha sonra Dilan ve Aziz ne yapıyor? Yapılan çevirilerin düzeltmesini yapıyor. Yani post editing, yani son düzeltmesini yapıyor. Aynı şekilde Hatice Avdetek adlı arkadaşımız çevirisini gerçekleştirip bitirdikten sonra Şevval Ülfet ve Meryem çeviriyi düzelterek çeviri ürün bu şekilde oluşturuluyor. Tabii bu şekilde yapılan çeviride zaman sıkıntısı da ortadan kalkmış oluyor aslında. Sadece buna adapte olabilmek gerekiyor. Yani yeni çeviri edinci bileşenlerinden biri de aslında proje yöneticiliği ve bu son düzeltme, yani post editörlük diyebiliriz. Çeviri sürecinde bu kuramlar bize üst bakış açısı sağlıyor aslında. Yani çoğul dizge betimleyici çeviri araştırmaları ya da Scopus kuramı, işlevsel çeviri kuramları bize bir üst bakış açısı sağlarken süreçte bizim uygulamamız gereken bir takım yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar, işte bunları zaten hepimiz biliyoruzdur, üstünde durmayacağım. Ancak buradaki temel mantık şu, bizim bu kuramları uygularken yararlanacağımız bu stratejiler ve yöntemlere biz nasıl karar veriyoruz? Biz deneyim kazandıkça karar veriyoruz. Diyelim çevirdiğimiz metin eğer teknik bir metinse, o metinde daha çok sözcü sözcüğüne çeviri yaparken eğer bir edebiyat metni çeviriyorsak ve skoposumuzda 5-6 yaşında bir çocuksa uyarlama, sadeleştirme gibi stratejilere başvurabiliyoruz. Yani bu stratejilerin uygulanması tamamen aslında çevirmenin uzmanlığı ile ilgili, çeviri deneyimi ile ilgili. Ancak Hönlük ne demiş? Çeviri yaparak siz çeviriyi öğrenemezsiniz. Burada çeviri yaparak değil aslında. Bilinçli çeviri yaparak biz çeviri edincimizi geliştirebiliyoruz. Yani çeviriyi bilinçli olarak yapmamız lazım. Yaptığımız her çeviride bu alacağımız kararların cevabını verebilmemiz lazım. Yani accountability, sabahki derste de yine geçmişti. Yani sorumluluk alabilirlik. Bunu da bir uzman olarak çevirmenin yerine getirmesi gerekiyor. Çeviri sürecinde makro stratejiler ve mikro stratejiler, yani bunların hepsini ezberleyin demiyorum. Zaten bunlar siz çeviri yaptıkça sizin zihninizde zaten oluşuyor. Bu şuna benziyor aslında. Şimdi ben Çin coğrafyasında Uzak Doğu'daki çeviri bilim literatürünü bir inceledim. Orada şunu gördüm. Çinli çevirmenler hiçbir şekilde kuram geliştirmekle uğraşmıyor. Mevcut kuramları
Çince'ye çevirmişler. Pimin ya da Mandy'in kitaplarını Çince'ye çevirmişler. Genelde yaptıkları şey şu. Bunları çeviri pratiğine yansıtmaya çalışıyorlar. Yani ellerinden geldiği kadar aslında Çince'ye çeviriler yapıyorlar. Uygulamaya döküyorlar. Ama bunu yaparken de sadece çeviri yaparak değil, bu yaklaşımları hayat felsefesi haline getirerek yapıyorlar. Ve dolayısıyla da Çin çeviri tarihi çok zengin. Siz de literatüre bakarsanız bunu görürsünüz. Bu yani doğru kuram seçimleri ve stratejilerle sen çevir dünya dönsün ama tepe taklak olmasın diye bitiriyorum. Yani hiçbir şekilde biz eğer yaptığımız çeviriden dolayı sıkıntı yaşamak istemiyorsak ya da çeviri sürecinde alacağımız karar ve kararların sonunda güzel şeyler ortaya çıkmasını istiyorsak uygulayacağımız kuram seçimlerini ve stratejileri de bizim doğru belirlememiz gerekiyor. Yani burada bir söz var. Bunu İngiliz filozof, edebiyat, tiyatro eleştirmeni George Henry'den aldım. İsterseniz çevireyim. Gerçi herkes İngilizcecidir. In translation language facility is not enough diyor. Blood and sweat are the secret diyor. Yani çeviri de sadece dil yeteneği yeterli değil. Dolayısıyla bizim alın terimizle kan belki de terleyerek, ter dökerek başarılı çeviriler yapabiliriz. O açıdan kuramları böyle ezberlenmesi gerekli bilgi yığını olarak görmektense önümüzü açacak yaklaşımlar olarak görürsek ben eminim başarılı çeviriler ortaya koyacağız. Yani mezun olduktan sonra tabii çeviri hızı nispeten daha yavaş olur. Zamanla artar. 40 yaşına gelene kadar çevirmen zaten uzmanlığını alıyor. Yani daha önümüzde belki bir 20 yıl var. Öğrenciler için söylüyorum. Bu arada çevirinin de yerelleştirme paradigmasına doğru adlı kitabımda da size bahsettiğim bu kuramların bir özetini bulabilirsiniz. Aynı zamanda yerelleştirme ile ilgili gerekli bilgileri de edinebilirsiniz. Yine bazı faydalı kaynaklar yazdım buraya. Zaten bunların hepsini biz biliyoruzdur ama ben yazmak istedim. Bu Christiana Nord'un 2013 yılında çevirdiği Skopos kuramı ile ilgili o metnim kitabı muhakkak edinmeye çalışın. Edinemiyorsanız da en azından internette belki özeti falan olabilir ya da içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Mandy'in yine kitabı çok temel bir kitap çeviri kuramları ile ilgili. Yine Fadime hocamızın Çevirmen Öyküleri bir öz betimleme çalışması kitabı da çok faydalı. Çünkü orada 53 farklı yazarın 53 farklı çeviri serüveni anlatılıyor. Yani başka çevirmenlerin hikayelerini okuyarak biz de kendi yolumuzu bulabiliriz. Kendimize bir yol çizmek istiyorsak literatürde ne yapılmış, ne yazılmış, hangi çevirmen, işte hangi öykü başına gelmiş. Çünkü o öyküleri okuyarak biz de belki de tecrübe ediniyoruz ve tecrübe edindikçe o en azından karşılaşacağımız muhtemel sorunları biraz daha minimize edebiliyoruz. Çevirmenlerin işverenlerle yaşadığı sıkıntılar, işte kamudaki çevirmenlerin amirleriyle yaşadığı sıkıntılar ya da özel sektördeki çevirmenlerin bürolarla yaşadıkları sıkıntılar vesaire. Sunumumun sonuna geldim. Biraz hızlı bir anlatım oldu. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa lütfen sorun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam. Yani aklınızdaki her türlü soruyu lütfen sorarsanız. Çünkü insanız, bazen dil sürüşmesi olabiliyor, yanlış bir şeyler söyleyebiliyoruz. Bilgi hatası da olabilir. Sonuçta bilgi yanlışlanması gereken bir olgu. Karl Popper de böyle söylüyor. Karl Popper bilgi yanlışlanmadıkça bilgi bilimsel bir nitelik kazanmaz diyor. Ben de şuna inanıyorum. Biz birbirimizi yanlışlamadıkça konuştuklarımız sadece bir bilgiden ibaret olur. Önemli olan bilgiyi yanlışlamak. O yüzden sorusu olan varsa
lütfen sorsun. Siz, merhaba Cem Hocam, Özkan Hoca ben. Çok güzel bir sunumdu. Doktoradan hatta arkadaşlarım da burada hocam, onlar da çok beğenmişler. Bu Engin Bey'in sorusuyla aynı aslında. Engin Bey'in sorusuyla aynı aslında hocam. Yayın evleriyle alakalı bir soru sormuşlar chatten. Yayın evleri böyle bir model izliyor mu diye hocam. Ben de bunu merak ediyorum açıkçası. Ya şimdi şöyle Özkan Bey, Özkan Hocam. Ya yayın evleri tabii ki bu aslında ideolojik bazı çeviriler yapılırken yayın evi eğer sağ söylemli, sol söylemli olabilir mesela. Bazen mesela hiç beklemediğin bir tepkiyle karşılaşabilirsin. Mesela bir kelime için bu kelimeyi böyle kullanma diyebilir. Bu kelimeyi değiştir diyebilir. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalabilirsin. Yayın evleriyle özellikle çalışan çevirmenler için söylüyorum. Dolayısıyla zaten çevirmen o yayın eviyle sürekli çalıştığı için artık o yayın evinin de belli bir şeyi var aslında, jargonu var. Yani geliştirdiği terimler var, indeks gibi. O terimler doğrultusunda çeviri yapıyor. Onun dışına çıkamıyor aslında. Çıktığı takdirde genelde ya çeviride hani şey yapıyor, ya çeviriyi kabul etmiyor başta, ben bu çeviriyi almak istemiyorum diyebilir. Ya da o yayın eviyle bir daha çalışmayabilir. Hocam bir soru daha var. Ben isterseniz okuyayım. Gülşen Ayhan Efendi sormuş. Birincil konumdaki çeviri edebiyatın yerel edebiyat üzerindeki dönüştürücü etkisini göz önüne aldığımızda çoğul dizge kuramına salt, erek odaklı bir pencereden yaklaşmak doğru mudur? Merkezi pozisyon işgal eden bir çeviri edebiyatın yerel edebiyata o edebi dizgede yer almayan farklı edebi türler, teknikler ve biçimler kazandırma gücü var. Örneğin yabancılaştırma stratejisi ile diye eklemiş. Çeviri kaynak metnin biçem ve biçime sadık kalındığında kaynak odaklı davranmaz mı diye sormuş. Ya aslında şöyle, bu kelimeler ve kavramlar çok tartışılması gereken kavramlar. Mesela kaynak odaklılık diyoruz, kaynak kutupluluk diyoruz, erek kutuplu, kaynak kutuplu diyoruz. Ben bunları bile sorguluyorum. Bunlar aynı şeyler mi? Yani kaynak kutupluluk bana kaynak odaklılıktan daha farklı geliyor. Ya da işlevsel çeviri kuramları diyoruz ama işlevsel çeviri kuramları mı demeliyiz? Yoksa işlevci mi demeliyiz? Çünkü zaten bütün kuramlar aslında bana göre işlevsel. Yani o stratejileri çevirmen işlevsel belli bir amaç doğrultusunda belirliyor. Sözcü sözcüğüne çevirdiği dahi. Dolayısıyla burada aslında çoğul dizge kuramı da tabii ki hani içerisinde şeyi de barındırabilir. Yabancılaştırma stratejisini de barındırabilir. Çünkü niye barındırabilir? İlk başta çevirileri yaparken halkın tepkisini çekmemek adına çevirmen şöyle yapabilir. Ben direkt mesela şey yapmayayım, erek yerleştirmeye başvurmadan işte yabancılaştırma yapayım. Bir ortam yoklaması yapıp bir gözlem yapar. Yaptığı gözlem sonucunda halk artık o edebiyat klasiklere mesela alışmaya başladıkça yavaş yavaş şeye döner artık. Adaptasyona dönmeye başlar, yerleştirme yapmaya başlar. Nitekim Nurullah Ataç bu Montaigne'in denemelerini çevirdikten sonra kendi denemelerini de yazmaya başlamış. Yani böyle bir deneme türüne yönelmiş. Dolayısıyla burada sen şeyi geliştirmek için çoğul dizge kuramına başvuruyorsun aslında. Hani ulusal yazının eksik kalan yönlerini kapatmak istiyorsun. İşte bu Türkçenin 1928 yılındaki kabulünden sonra Arapçanın etkisinden biraz da işte kurtulabilmek için mesela tercüme bürosu mümkün oldukça farklı Türkçe sözcükler kullanmayı tercih etmiş. Size de derste bahsetmiştim. Şu an tam doğru hatırlamıyor olabilirim ama otobüs için oturgaçlı götürgeç kavramını ortaya atmışlar mesela. Bunlar bunun yapılmasının arkasında bir erek odaklılık olduğunu gösteriyor. Çünkü çeviri niye yapılıyor o dönemde? Şeyi ortadan kaldırmak için. Yani eski geleneği biraz daha aslında yıkmak için. Onu yıkıp yerine yenisini getirmeye çalışıyorlar. Bu süreçte de tedricen yavaş yavaş çeviriler yapılıyor ve en son klasikler kabul ediliyor. Acceptable hale geliyor yani. Norm Turing'in bahsettiği öncü normlarda kabul edilebilir hale geliyor.
Bu açıdan erek odaklılık kavramını kullanmıştım orada. Tam yanıt oldum bilmiyorum. Ben şu an chat kısmını göremediğim için, bir de soru uzundu. Anladığım kadarıyla cevapladım. Eğer eksik kalan bir şey varsa aktarırız. Aydınlatıcı oldu demiş hocam. Teşekkür etmiş. Bir sorumuz daha var hocam. Onu da okuyayım. Özerk bir bilim dalı olarak çevir bilim disiplinler arası mıdır? Diğer disiplinlerle ilişkisi nedir diye sormuş bir arkadaşımız. Ya zaten şöyle, çeviri de farklı uzmanlık alanları var. Hukuk çevirisi, edebiyat çevirisi ya da teknik çeviri diyelim. Şimdi çeviri eğer interdisipliner bir bilim dalı olmasaydı şu an bir bilim dalı olma özelliğini kaybederdi. Çünkü çevirinin ürün boyutunda bile biz farklı bilim dallarından faydalanmak zorunda kalıyoruz. Neden faydalanıyoruz? Mesela sosyal bilimlerin normlar, sosyal bilimler alanından gelen kavramlar. Yani çeviri, edebiyat, işte ne diyelim, dil bilim, sosyoloji, bunlarla iç içe olan bir bilim dalı ve bu ilişkisinden dolayı interdisipliner bir bilim dalı, çeviri bilim. Hatta bak güzel bir kelime kullanmış orada soruyu soran arkadaşımız ya da hocamız. Bu şey bağımsız değil, özel. Yani kendi içinde bağımsız olsa da varlığını sürdürebilmesi için bu bilim dallarına ihtiyaç var. Hatta günümüzde sadece disiplinler arası olmadığı, hatta disiplinler ötesi olduğuna da vurgu yapıyor. Yani çeviri bilimi bugün etkileşime geçtiği bilim dalları sadece edebiyat, dil bilim ya da sosyoloji değil. Bilgisayar teknolojileri de son zamanlarda atak yaptığı için bilgisayar mühendisliği alanıyla bile çeviri bilimin bağlantıya geçtiğini biliyoruz. Kodlama bilmesi gerekiyor. Diyelim ki bir yerelleştirme mühendisinin bu yerelleştirilecek kısımları yazılımdan çıkartabilmesi için kodlama bilmesi lazım. Dolayısıyla bu bence disiplinler ötesi bir hale de getiriyor. Nitekim bazı çeviri bilim makalelerine farklı bilim dallarından atıflar gördüm. Mesela çeviri teknolojileriyle ilgili bir makale yazılmış diyelim ki. Bilgisayar mühendisliği bölümünden atıf yapılmış. Bu bence çeviriyi bir tık daha öne taşırdı. Yani çeviri bilimi interdisipliner statüden biraz daha disiplinler ötesi bir yolculuğa doğru sürükledi diye düşünüyorum. Herhalde yeterli cevap olmuştur. Teşekkür ederiz hocam. Az önceki konuşmanıza ilaveten Engin Bey bir soru daha sormuş. Yayın evinin peki böyle bir model izlemesi demek, iki çevirmene para vermek, sonra onların çevirilerini düzelten diğer 5-6 kişiye de para vermesi anlamına gelmiyor mu diye sormuş. Aslında Engin Bey çok güzel bir soru sormuş. Çünkü genelde yayın evleri eğer bu işi daha böyle düzgün yapan yayın evleri için söylüyorum. Sonuçta çevirmen çeviri sürecinde her ne kadar bireysel bırakılmaması gereken, izole edilmemesi gereken uzman olsa da edebi çeviri yapan çevirmenler genelde süreçte yalnız bırakılabiliyor. Süreçte yalnız bırakıldıkları takdirde de biraz iş tatmininin eksikliğinden, yani meslek tatminleri olsa bile görev ve çeviri süreci tatmini düşük olduğu için belki çeviride farkında olmadan hani farklı söylemler kullanabilir ya da eksik bir çeviri yapabilir, hatalı çeviri yapabilir. Orada düzeltmenlerin devreye girmesi lazım. Düzeltmenler ne yapıyor? Senin o yanlış kullandığın söylemi düzeltip yayın evinin söylemi haline getiriyor. Değiştiriyor yani aslında. Şimdi şu da var. Ben tabii ki yayın evlerinin, her yayın evinin farklı politikası olabilir. Bir yayın evi şöyle ister, bir yayın evi böyle ister. Dolayısıyla Engin Bey herhangi bir yayın evi için çalışıyor mu bilmiyorum. Ama benim duyduğum, ben şu an bir yayın eviyle çalışmadığım için benim duyduğum genelde söylemleri söylem dışına çıkmanı istemiyor yayın evleri. Yani diyelim ki isim vermeyeceğim, isim vermek doğru değil. Şöyle bir yayın evi bu söylemi kabul etmiyor. Bu şekilde yap diyor. Burada da çevirmenin şöyle bir hakkı var. Bence ya sürece devam edecek ya da ben bu çeviriyi almak istemiyorum diyebilir. Sonuçta çevirmen uzman, terimlere göre uzman olduğu için onun kararını da verebilir diye düşünüyorum.
Hocam teşekkür ederiz. Cihan Düşkün Bey bir soru sormuş yine. Hocam çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Şöyle bir sorum olacak. Türkçe'ye yabancı dilden çevirisi yapılarak kazandırılmış bilimsel kitapların çoğunda karşılık bulunamadığı olduğu gibi bırakılmış pek çok terim vardır ve yıllardır böyle gitmektedir. Burada kuramsal olarak çevirmenler nasıl hatalar yapmışlardır diye sormuş. Aslında bu sorular çok güzel. Bu şey dedin değil mi? Türkçeden yabancı dile şey mi? Yabancı terminolojinin aktarılması dedin değil mi Aziz? Türkçe'ye yabancı dilden çevirisi yapılarak kazandırılmış bilimsel kitapların diye. Orada da Fermat şöyle bir şey diyor. Bilim dallarının yabancı terminolojilerle aktarılması gerekiyor. Yani bir değişiklik yapmayın, olduğu gibi aktarın diyor aslında. Mesela psikoloji için psikoloji deyin, ruh bilim demeyin gibi bir algı var. Bence orada biraz da ama şu an ben ona da katılmıyorum. Yani yeni farklı terimler mesela en son infection için bulaş sözcüğünü kullanmaya başladılar. Bence çok güzel bir terminoloji, bir kazanım. Dolayısıyla kazanı meydana getirmek için sözcükleri biraz daha böyle eleştirel bir gözle görmek lazım. Eski çevirilerin denetim mekanizmaları da çok açıkçası sağlıklı değildi. Çünkü günümüzde artık internet var. İnternet sayesinde her şeye anında erişebiliyoruz. Ve eriştiğimiz takdirde de ya bu kavramı böyle kullanmış ama böyle kullansa daha iyi olabilirdi diye bir üst bakış açısı da geliştirebiliyoruz aslında. Yayın evleri ne yapıyor? Bütün çevirileri aslında kitap yurdunda falan hep görüyoruz. Adları bile bize bir izlenim verebilir. Yani işte adı böyle olmuş ama böyle olsa daha iyi olurdu vesaire diyebiliyoruz. Soruya tam cevap verdim mi ondan emin olamadım. Çünkü devamını unuttum. O soruyu soran arkadaşımız ya da hocamız yeterli ya da yetersiz derse ben devam ederim. Can Bey, burada eserinizi yazabilirsiniz. Hocam o sırada ben bir soru daha okuyayım. Şaban Köktürk Bey demiş ki yabancılaştırma yerine yabancı bırakma desek daha doğru olmaz mı? Ya şimdi o tabii ki tamamen bir tercih ama bana sorarsanız zaten yabancı bırakma dersek o zaman da diğerini yerli bırakma dememiz lazım yerleştirme için. Bunlar artık alanda kabul edilen terimler olduğundan bu şekilde devam edilmesi tercih edilebilir. Bunun dışına çıkıldığı takdirde hani sizin bu önerdiğiniz kavram kabul edilmeyebilir. Yani bu daha çok bireysel kalabilir. O açıdan çeviri bilim literatüründe oluşmuş bir düşünce var. Yabancılaştırma, yerleştirme. Hatta bakın, önceden yerleştirmeye bile yerelleştirme deniyormuş. Karıştırılıyormuş bu. Ama sonrasında yerelleştirmenin çok daha farklı bir endüstri olduğu ortaya çıktığı için yerleştirme denilmeye başlandı. Hani yeni oluşmuş ve kabul görmüş bir kavramın dışına çıkılmasını ben pek doğru bulmuyorum açıkçası. Yani hem tepki çekebilir hem de bilim dalının eğer gelişmesini yani Türkçe çeviri bilim literatürünün oluşmasını istiyorsak mevcut kavram kabul edilen kavramların üzerinden gitmeliyiz diye düşünüyorum. Rica ederim hocam. Rica ederim demiş hocam. Hocam Cihan Bey de teşekkür etmiş. O da. Ben de teşekkür ederim. Hocam bu kelimelerden giderken ben de bir soru soracaktım. Tabii. Mesela neden simultane çeviriyi daha çok kullanıyoruz. Yani neden andaş veya eş zamanlı değil? Hani mesela şurada, ardılı olmuş. Ardılı kullanıyoruz ama yani simultane niye mesela? Şöyle aslında bu alışılmış artık. Yani bu oturmuş. Ama simultane için aslında andaş sözcüğü tercih edilmiş ve kabul edilmiş. Aymil Hoca sunumlarında bahsederken dikkat edersen hep andaş diyor. Yani bu Işın Bengi hocamızın ortaya attığı bir kavram diye hatırlıyorum. Andaş çeviri ve ardıl çeviri. Simultane demek de aslında yanlış olmamakla birlikte önceki Şaban hocamızın sorusuna da yanıt verirken ya biz yabancılaştırma demişiz. Yerleştirme. Simultaneye de andaş dememiz belki de Türkçe literatür
yani çeviri bilim terimlerine Türkçe karşılık bulma noktasında bir kazanım olabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden andaş demek daha doğru. Ama simultane diyene de yanlış diyemez. Çünkü o da öyle alışmıştır. Ya da size derste bahsetmiştim. Simultane aslında simultaneous'un neydi? Şey, transliterasyon yoluyla Türkçe'ye aktarılmaz. Simultane çeviri. Dolayısıyla buna da yanlış diyemezsin. Ama andaş bana da daha doğru geliyor. Hatta andaş yerine eş sürenli çeviriyi bile ortaya atmışlar kavram olarak ama en çok tercih edilen andaş olmuş. Teşekkür ederim hocam. Peki bu Türkçe'ye tamam belki ya kelime eklemesi olarak hani yeni bir kelime olarak girmiş olabilir. Fayda da sağlayabilir ama aynı zamanda zarar vermez mi? Bence vermez. Çünkü çeviri bilim sonuçta daha yeni oluşan, daha bilimsel özelliğini 1972 yılında işte Holmes'un bildirisinin ardından özellikle Skopos kuramının ortaya atılmasından sonra aslında çeviri bilim tam anlamıyla gelişmeye başladığı için kültür odaklı çeviri kuramları sayesinde sadece Skopos kuramı da değil Lefebvre'nin ortaya attığı bu yeniden yazım vesaire gibi kuramlar sayesinde yeni gelişen bir bilim dalı olduğu için sen o bilim dalındaki sözcükleri geliştirebilirsin. Zaten geliştirmezsen sıkıntı. Ben ne demiştim sunum sırasında? Bir bilim dalı yanlışlanmadığı ya da yenilikler eklenmediği sürece bilgi birikimine dönüşür ancak. Yani bilgi dalına dönüşür. Onu bizim bilim dalı haline getirmemiz için sadece makale yazmak ya da tartışma yapmak yerine kavramsal sorgulamasını da yapmamız lazım. Yani bu kavramlara biz belki de bu bulduğumuz bu kavramlar andaş çeviri o kadar çok oturacak ki belki bir yabancı kaynaktan atıf yapılırken parantez içinde bu sözcüğün karşılığı olarak andaş bulunmuş diyecek. Yani bence bu güzel bir şey. Bundan karşılığın yabancı literatür tarafından da benimsenmesi. Ja biz hep mesela Übersetzung Wissenschaft diyoruz. İşte çeviri bilim için. Translation Wissenschaft diyoruz ya da. Bunlar Almanca sözcükler ama bunları bazen Türkçe makalelerde, kitaplarda görebiliyoruz. Belki yarın bir gün andaş da bir yerde geçecek yabancı bir kaynakta. Çünkü bunu da hatırladığım kadarıyla Işın Hoca aslında öneriyor. Bir kazanım olabilir. Teşekkür ederim. Ama tartışmaya da açık. Hocam, az önce bahsetmiştiniz ya, yerleştirme eskiden yerelleştirme olarak kullanılıyordu. Ama bize anlattığınız kadarıyla hani ben de işte hala sürekli konferanslarda duyuyoruz yerleştirme kelimesine. Bir erek odaklılık olduğu için yerleştirme de onun zaten alt sınıfı olarak geçiyor. Hani aslında bak tam ben senin dediğini anladım. Şöyle yerelleştirme bir endüstri. Sadece içinde çeviri yok. Birden farklı adım var. Yerleştirme bir çeviri stratejisi. Yani yabancılaştırma ya da yerleştirme bir strateji. Yerelleştirme bir strateji değil, bir endüstri. Yani içerisinde sadece çeviri yok. Bir ürünün yerel kitleye hazır hale getirilmesi, servis edilmesi. Ama bu süreç içerisinde uygulanan her türlü teknik, bak sadece dilsel değil, dilsel teknik ve kültürel adaptasyon. Bunun bütününe yerelleştirme deniyor. Daha üst çatı bir kavram. İşte örnek olarak bu sabahki derste Mine hocamız bir araba çevirisinden bahsetmişti. O arabanın yapılan çevirisi reklam yerelleştirmesine örnek olabilir. Bu bir üst çatı kavram diye düşün bunu. O arabanın satılması için yerelleştirmeye başvuruluyor. Amaç çevirilerin aynı anda bütün dünyada servis edilip o aracın her yerde satılması. Yani bir aslında kapital bir söylem. Ama yerleştirme apayrı bir şey. O strateji mesela hot dog yerine köfte ekmek demek, pizza yerine lahmacun demek gibi. Yabancılaştırmada bir sözcüğü olduğu gibi bırakmak. Ya da hot dog'u köfte ekmek olarak aktarmak yerine Amerika'da olduğu gibi sosis ekmek olarak aktarmak. Herhangi bir adaptasyona başvurmamak. Bu da oluyor, yabancılaştırma oluyor. Bu ikisi strateji. Bunu yerelleştirmeyle karıştırmamamız lazım. O bir endüstri çünkü. Hocam çok teşekkür ederim. Sanırım
Daha fazla sorumuz yok. Evet, teşekkür ederim. Biz de size bir belge hazırladık. Açıkçası. Aziz. Kendimiz yaptık hocam bir şeyler. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam gözüküyor mu belge? Şöyle göstereyim. Barçev adına yaptık hocam biz de. Öncelikle bu vesileyle Barçev topluluğu ve Barçev başkanı, eş başkanı Dilan ve Aziz'e teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Umarım faydalı olmuştur. Biraz da tabii uzaktan olmanın da verdiği etkiyle ben karşı tarafı göremediğim için sadece ekrana konuştum. O yüzden hızlı olmuş olabilir. Takıldığınız konuları lütfen gerek e-mail yoluyla gerek telefonumu da alabilirsiniz. Bu şekilde iletişim kurarsanız ben size yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hocalarım ve arkadaşlarım. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde ben müsaade ederseniz aslında bir soru değil ama bir fikrinizi rica ediyorum. Uygun mudur acaba yoksa hani arzu ederseniz vaktimiz tamamlandıysa bunu daha sonra da konuşabiliriz. Yok yok olur mu Çelik hocam buyurun lütfen. Hocam öncelikle tekrar merhaba ve elinize sağlık. Hocam açıkçası ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bildiğiniz gibi son projelerimizden biri de Edgar Allan Poe'nun bu hani Collection of Short Stories'de böyle burada da işte Fear, Horror ve Terror temalı böyle üç olguyu işledik. Açıkçası hani şimdi hocam baktığınız zaman sağ olsun buradan da hani sayenizde Fadime hocam ve sizin sayenizde böyle bir projenin içerisinde bir edebiyat background'ı bir öğretim üyesi olarak yer aldım. Çok da zevkliydi açıkçası biliyorsunuz. Azıcık da zorlukla çekmedik değil. Hocam şimdi baktığınız zaman bu çok çeşitli artık çevirmenler tarafından hani çeşitli backgroundlardan gelen hani akademik kökenli olanlar var, ticari anlamda çevirmen olanlar var, belki PhD kandidatlar var, belki de hani çeşitli iş kollarından gelen hocalarımız, beyefendiler, hanımefendiler var. Hocam ortak konsensüs sağlama anlamında sizce bu backgroundların söz seçimlerine etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Veya ortak bir orada bir uyum, bir ahenk, orada bir harmony yaratmış mıyızdır? Açıkçası çok merak ediyorum. Hani biliyorsunuz Kırmızı Kedi'den de yayınlanacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Diğer öyküleri de çok merak ediyorum. Ben açıkçası burada hani farklı backgroundlardan gelmenin bu anlamda o çevirinin kalitesini nasıl bitireceğini merak ediyorum. O anlamda da size bu konuda danışmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, burada tabii çeviride alan uzmanlığı da devreye giriyor. Yani diyelim ki bir İngiliz Dil Edebiyatı mezunu birinin Edgar Allan Poe'yu tanıdığı şekilde bir çeviri öğrencisi tanıyamaz. Belki yani tanır ama ilgi duyuyorsa tanır. Yani 4 yıl boyunca Edgar Allan Poe alan birisiyle belki 1 yıl Edgar Allan Poe ile tanışmış biri aynı olmaz ama orada aslında şey devreye giriyor. Çeviri sürecinde çevirmen izole edilmemeli. Yani ekip işbirliği içerisinde çeviri sürecinin devam edilmeli demişti. Orada bence şöyle olmalı. Yani bir İngiliz Dil Edebiyatı bölümünden mezun birinin çeviri yapamayacağını söylemiyorum. Ama illaki çeviri kuramlarını bilmediğinden uygulayacağı stratejileri belki doğru belirleyemeyebilir. Burada bir çevirmenin yardımını almak gerekir. Yani İngiliz Dil Edebiyatı'ndan mezun birinin o çeviriyi bence eş güdümlü olarak yürütmesi daha sağlıklı olur. Aynı şekilde biliyorsunuz zaten pardon. Zaten biliyorsunuz sizin de istişare ediyorduk bu konularda. Hocam evet. Zaten biliyorsunuz hani İngiltere'den de bu dersi almıştım. Çok da severim Edgar Allan Poe'yu. Yani sizin mesela benim odamda böyle fikir alışverişinde bulunduğunuz gibi öyle olması lazım. Çevirmenin de aynı şekilde Edgar Allan Poe'yu tanımadığı için mesela alan uzman dedim ya Vermeer'in kuramı şunu savunuyor aslında. Çevirmen uzman ama çevirmen izole edilmemeli, alan uzmanlarıyla da gerekirse görüşmeli, koşut metinlere başvurmalı. Size danışabilir. Mesela hocam işte burada böyle bir kelime var ama bunun karşılığı çok manasız. Edgar Allan Poe burada ne demek istemiş olabilir? Yani ne demek? Yapmadık da değil açıkçası. Gayet de güzel geçmişti hatırlarsınız. Gayet de hoştu. Hocam teşekkür ederiz tekrar. Valla umarım güzel sonuçlar ortaya çıkar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani ben de Edgar Allan Poe'yu çevirirken o hatta kelimelerde mesela çok zorlandım. Çünkü bazı kelimelerin Türkçe karşılıkları yok. Bir de o kendi zihninden geçtiği şekilde oraya yazdığı için kesinlikle. Onun karşılığını bulurken mecburen şeye başvurmak istedim.
alan uzmanlarına danıştım. Oradan cevap alamadığım takdirde de koşut metinlere baktım. Yani koşut dediğim, işte Edgar Allan Poe'nun önceki kısa hikayelerinde acaba o kelime geçiyor mu, geçmiyor mu? Ya da o kelime hangi bağlamda orada kullanılmış o metinde, onu anlayabilmek için pek çok sözlük karıştırdım. Bazen hiç anlamına ulaşamadım da şeyin, sözcüğün. Orada açıklama yapmam gerekiyor. Yani açıklama strateji. Dipnotta mesela burada işte Edgar Allan Poe aslında şu diyelim ki eseri parodisini yapmış ya da ironisini yapmış diye belirttim. Aynen dediğiniz gibi bir anlamda da aslında intertextual referanslar da çok vardı zaten. Hani bu anlamda da dediğiniz gibi dipnotla çeşitli başka eserlere, başka artık yazarların eserlerine, başka böyle canonlara bir şekilde mutlaka çok referans verdik. Dediğiniz gibi çok gerekiyordu da. Umarım çok güzel bir ürün ortaya çıkar. Hani bu anlamda da Gülperi Hoca'ya da çok teşekkürlerimizi sunalım. Ben de teşekkür ederim. Sizlere de bir mukabil aynı şekilde. Elinize sağlık tekrar. Çok sağ olun, çok mersi. Başka sorusu olan var mı hocalarım ve değerli arkadaşlar? Aziz, orada mısın? Buradayım hocam. Herkes elinize sağlık, teşekkür ederiz demiş. Onun haricinde bir sorumuz yok. Kalmadı. Tamam, teşekkür ederim ben de. O zaman bitirelim isterseniz. Olur hocam. Yavaştan. Teşekkür ederiz Cem hocam. Herkes teşekkür ederiz. YouTube'da diğer hocam, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bu videoyu da yükleyeceğiz. Cem hocam, son olarak bitirmeden bence en önemli şeylerden bir tanesi de sabah Mine hocamızın da bahsettiği bu Hans Hönig olayı. Çeviri yaparak çeviri öğrenilmez. Evet. Onu biraz... O benim çok dikkatimi çekti. Şimdi Mine hoca orada çok güzel bir aslında Hönig'den atıf yapmış. Diyor ki çeviri yaparak öğrenilmez. Yani hani bizde şöyle bir yanlış algı olabilir. Ya işte çeviri yaparak daha iyi çeviri yapabilirim. Öyle bir şey aslında yok. Çünkü Mine Hoca'nın sunumunda da şunlar vardı. Çeviriyi kaliteli ve her zaman bir tık üstüne koyabilmemiz için çevirinin ne yapmamız lazım? Dünya bilgimizi geliştirmemiz lazım. Alan bilgimizi geliştirmemiz lazım. Bu alan çeviri bilim alanı. Yani çeviri bilimde işte hangi kuramlar var, hangi stratejiler uygulanıyor ya da bu tarz metinlerin çevresinde uygulanan yöntemler nelerdir? İşte alan bilgisi, dünya bilgisi, kültürel farklılıklar, Türkçe'de nasıl ifade edilir, İngilizce'de bu nasıl ifade edilmiş? Ondan sonra öğretme yöntemlerinden bahsettim Mine Hoca mesela. Eğitim yöntemleri ya da öğrenme alışkanlıkları. Yani biz nasıl değiştirebiliriz bunları? Biraz daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla bakıp da araştırmamızı bu yönde yaparsak, bu takdirde belki de hani alanda çok deneyimli bir çevirmen olduğunu iddia eden birinden belki daha başarılı çeviri yapabilirsiniz. Yani diyelim 100 tane çeviri yapmış. Siz 5 tane yaparsınız ama 100 çeviriden daha kaliteli olur. Neden? Çünkü siz şunu biliyorsunuz. Kur'an bilginiz var. Alan bilginiz var. Dünya bilginiz var. Dolayısıyla çeviri yaparak öğrenilmez. Ancak bilinçli çeviri yaparak bir yere gelebilir çevirmen. Yani çeviri edincinizi bu şekilde geliştirmeniz lazım. Hatta bu Hönig'in bir kitabı var. Almancası konstrukt neydi hocam? Konstruktives Übersetzung. Konstruktives Übersetzung. Bu kitap eğer Almancacı olanlar varsa aramızda hani çok yalın bir dille yazılmış. Orada mesela bahsediyor. Yani bahsediyormuş, ben Almancacı değilim de. Bilgi üstüne koya koya tuğla üstüne tuğla gibi. Yani onu okursanız bence o size bir yol gösterebilir. Yine bizim Türkçe literatürde yazılmış olan Mine Hoca'nın kitapları var mesela. Çeviri bilimi temel kavram ve kuramları, yazılı çeviri edince, çeviri de araştırma, yine Sakin Hoca'nın çeviriden çeviri bilme kitabı, yine bu çeviri tarihiyle ilgili ilgilenmek isteyenler çok kültürlülük ve Osmanlı'da çeviri. Başka aklıma akademik çeviri eğitimine giriş, Margaret Thatcher, Ülker İnce'nin çeviri edinciydi değil mi hocam o? Çeviri bilinci. Bu kitap çok güzel bir kitap, onu söyleyeyim. Çeviri bilinci kitabı. Ülker İnce'nin. Onu mutlaka alın. Yine Akşit Göktürk'ün Çeviri Dillerin Dili, o kitabı mutlaka edinin. Yine
Şehnaz Hoca'nın Çevir'in ABD'cisi kitabını edinin. Bunlar hep referans kitabı olarak bizde durması lazım. Orada kuramlar var. Mesela Van den Broek'un modeliyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsun. Şehnaz Hoca'nın kitabını aç, orada var. Güzel bir şekilde aktarmış. Bunu bu şekilde edinebilirsiniz. Çeviri eleştirisinin bu arada mantığını sunumda bahsettim. Sadece edebiyat çevirmenleri değil aslında çeviri eleştirisi yapması gereken. Edebiyat, yani çeviri eleştirisini klasik çeviri süreci, yani şöyle söyleyeyim. Ben mesela yerelleştirme endüstrisiyle ilgili çeviri yapıyorum. Yerelleştirme ile ilgili yapılan çevirileri inceleyebilirim. Nasıl yapmışlar? Ben kendimi nasıl daha iyi getirebilirim? Yani eleştiri modelini sadece edebiyata uygulayacağız diye de bir şey yok. Bunu da yapabilirsiniz bu şekilde. Bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Okudukça ortaya çıkıyor. Hem kendi bilim alanınızla ilgili yabancı kaynakları takip edin. Hem Türkçe kaynakları. Mesela bu Akademiya Edu var. ResearchGate var. ResearchGate.net, Akademiya.edu. Yine özellikle bu online kütüphanelerin veri tabanları var biliyorsunuz. Bunları mutlaka temin, araştırın. Orada bir sürü çeviri bilim makalesi var. Kitaplardan bölümler var. En son 2020 yılında diyelim ki çeviride hangi gelişmeler yaşanmış, hangi çalışmalar yapılmış, bunları bu şekilde takip edebilirsiniz. Mesela son zamanlarda duygusal zeka ile ilgili çalışmalarda bir artış var. Yine bilişle ilgili yapılan çevirilerde bir artış var. Çeviride biliş. Belki ilgi duyanlar vardır. Belki akademisyen olmak isteyenler var aranızda. Ya da belki bilimsel çeviri yapmak isteyenler var. Dolayısıyla bu kaynakları da takip etmemiz lazım. Alan bilgisi bu yüzden çok önemli. Dünya bilgisi de çok önemli. İnternetten her gün dünyada ne olup ne bitiyor. İşte bu koronavirüsle ilgili bir sürü yabancı kaynaklar var. Tıp çevirisine ilgi duyanlar varsa bunlara bakabilirler. Benim uzmanlık alanım biraz tıp çevirisi aslında. Yani tıp çevirisini yapmıştım bir dönem. Diyelim hiç hayatımda karşılaşmadığım bir hastalıkla karşılaştım. Beşinci hastalık diye bir hastalık varmış. Kediden insana geçiyor. Bunu daha önce duymadım. Bunu araştırarak öğrendim diyelim. Yani araştırarak diğer çeviri edincinizi geliştirebilirsiniz. Bu bir zarar değil. Faydadır. Çok teşekkür ederiz Cem Hocam. Katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Galiba soru yok. Ben teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Biz zaten bu konuları sınıfta işlemiştik hocam. Böyle genel bir tekrar oldu. Hoş oldu. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Yani hemen bitirelim yoksa gevezeliğim tutar benim. Kapatalım hemen. Tamam hocam. Tamam. Yavaş.